Başta kaydedeceksin. Şu an kaydı. Şu anda. Kaydediyor şu anda. Evet. Tamam. Tamam. Tekrar. Evet. Tamam. Arkadaşlar yine devam ediyorum. Evet. Arkadaşlar tabii İtalya Trablusgarp'a saldırma kararı verdikten sonra Osmanlı Devleti'ne bir ultimatum gönderiyor. Yani bir uyarı gönderiyor. Diyor ki Osmanlı Trablusgarp'ı boşalt, Trablusgarp'a ben geliyorum diyor. Ve Osmanlı Devleti de buna karşı olarak karşı ultimatum veriyor ve bunun üzerine de İtalya Trablusgarp'a saldırıyor ve Trablusgarp Savaşı dediğimiz savaş resmen ne yapmış oluyor arkadaşlar? Başlamış oluyor. İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması sırasında özellikle şuna dikkat edin. İtalya ilk olarak donanmasını şurada Yunanistan diye adlandırdığımız bölge Mora Yarımadası'yla tam Trablusgarp'ın bitiş noktasına yani Tobruk noktasına yığıyor. Şu araya yığıyor İtalya donanmasını ve donanma bu bölgeyi kontrol altında almak zorunda kalıyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'a yardım götürme şekli iki şekildedir. Bunlardan biri kara üzerinden gönderebilir, diğeri ise deniz üzerinden gönderebilir. Kara üzerinden Mısır, İngiltere'nin işgali altında olduğu için bölgeye yardım gönderemiyor Osmanlı Devleti. Mecburen Osmanlı'nın tek yeri var, o da deniz üzerinden yardım gönderebilecektir. İtalya bu bölgeye donanmasını yığarak Osmanlı Devleti'nin denizden de yardım göndermesini engellemeye çalışıyor. Osmanlı Devleti hem karadan hem de denizden bölgeye yardım gönderemeyince doğal olarak bölgeye bir takım gönüllü subayları göndermek zorunda kalıyor ki bu gönüllü subaylar dediğimiz subaylarımız kimlerdir arkadaşlar? Bu subaylarımız Mustafa Kemal, Enver Paşa, Ali Fethi Paşa, Nuri Paşa, Neşet Paşa gibi isimler arkadaşlar. Bu isimler bölgeye çeşitli kılıklarda gidiyorlar. Mesela Mustafa Kemal Arap gazeteci kılığına giriyor. Arap gazeteci kılığında bölgeye ulaşabiliyor. Trablusgarp bölgesine bu gönüllü subaylar ulaştıkları zaman tabii ki bu subaylara ne bir silahı var, ne bir cephanesi var, ne donanması var, hiçbir şey yok. Sadece bölgedeki sivil halka güveniyorlar ve sivil halkı organize etmeye çalışıyorlar. Trablusgarp Savaşı dediğimiz bu savaşta 3 önemli cephe vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi Derne Tobruk hattıdır. Şöyle hemen Trablusgarp'ın Mısır'a yakın bölgesi haritada da göreceksiniz. İnşallah işaret ettiğim noktayı da görüyorsunuzdur. Derne Tobruk hattı. Derne Tobruk hattı İtalyanların ilk çıkarma yaptığı bölgelerden birisidir ve bu bölgeyi Mustafa Kemal savunmuştur. Derne Tobruk hattında Mustafa Kemal'in önemli bir başarısı vardır. Hemen yan tarafında arkadaşlar Bingazi hattı. Bingazi hattında ise Enver Paşa direniş göstermiş. Diğer hat ise aslında Trablusgarp'ın en uzun hattıdır burası. Trablus hattıdır arkadaşlar. Trablus hattında da Neşet Paşa'yı görüyoruz ve bu üç önemli direnişçi bölge halkını direnişe başlatıyorlar. O zaman neymiş? Bir daha toparlayalım. Önemli çünkü burası. Derne Tobruk hattında Mustafa Kemal, Bingazi hattında Enver Paşa, Trablus hattında ise Neşet Paşa İtalya'ya karşı direnişe geçiyorlar arkadaşlar. Tabi İtalyanlar bu noktada bu direnişi kırabilmek için çok çaba harcıyorlar. Ama gel gör ki bu direnişi kırmak çok da kolay olmuyor arkadaşlar. Zira özellikle Bingazi'de ve Derne Tobruk'ta halkın ciddi anlamda arkadaşlar direnmesi İtalya'nın bu direnişi kıramamasına zemin hazırlıyor. İtalya her yolu deniyor arkadaşlar. Hatta İtalya'nın denediği yollardan birisi ise hava yoludur. Biliyorsunuz bu savaş dünyada ilk defa neyin kullanıldığı? Uçağın kullanıldığı savaştır. Hem gözlem amaçlı hem de aynı zamanda savaş amaçlı ne yapıyor arkadaşlar? Burada uçak kullanılıyor. Şöyle size hemen göstermek istiyorum. Müsaadenizle. Arkadaşlar şu an ekranımı paylaşayım sizinle. Evet. Şu anda gördüğünüz isim arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz isim Carlo Piazza'dır.
Yüzbaşı Carlo Piazza, Bingazi'de ilk keşif uçuşunu yapan isimdir. Gördüğünüz üzere ilginç bir uçak da kullanmış kendisi. 1912 yılında gerçekleştirmiş olduğu bir keşif uçuşu sırasındaki görüntüsüdür Carlo Piazza'nın arkadaşlar. Bir de meşhur bizim İtalyan Gavotti diyorduk hatırlarsanız. Gavotti vardı, Gustavo Gavotti vardı. O da, onu da birazdan göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şu an herhalde gözüküyor o da. Bu da Giulia Gavotti. Bu da arkadaşlar ülkeye Trablusgarp'a ilk bombardımanı uçakla füzeyi gönderen isimdir arkadaşlar. Tabii bunların hepsini ilk bizim üzerimizde denemeleri enteresandır ama ne demiştik? Onlar uçak kullanıyorsa biz de onların uçaklarını ilk düşüren millet olarak tarihte yerimizi almışız arkadaşlar. Tabii İtalya hava saldırılarını da gerçekleştiriyor ama bir türlü başarı elde edemiyor. Bunun üzerine İtalya'nın yapmış olduğu çok önemli bir şey vardır. O da neydi arkadaşlar? Hemen anında İtalya bizi barışa zorlamaya çalışacaktır. Madem ki savaşla bu işi yapamıyorum, barış yolunu deneyeyim diyor ve Osmanlı Devleti'ni masa başına çekebilmek için çeşitli yollar deniyor. Çünkü Osmanlı Devleti masada yetenekli bir devlet değildir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ni masaya çekebilmek için çok önemli yollar denedi. Ne yaptı İtalya? İlk olarak Çanakkale'ye doğru bir çıkarma yaptı arkadaşlar. Bu birinci yapmış olduğu eylemdi. İkinci yapmış olduğu eylem Rodos ve 12 adayı işgal ediyordu. Üçüncü yapmış olduğu önemli eylem ise bugün Lübnan sınırları içerisinde bulunan Beyrut'u bombalamak olacaktı. Derslerden hatırlarsınız arkadaşlar. Beyrut'u bombalamasındaki temel sebep de neydi? Beyrut'ta 3 önemli dinin temsilcileri de bulunmaktaydı. Beyrut'u eğer bombalarsa, özellikle Fransız nüfusunun da yoğun olduğu bu coğrafyada Fransızlar, İngilizler gibi önemli Avrupa devletleri devreye girer ve Osmanlı Devleti'ni masa başına çekmek zorunda kalır düşüncesiyle Beyrut'u bombalayacak. 1912 yılında Beyrut Muharebesi cereyan edecektir. Beyrut'ta da önemli çatışmalar meydana gelecek. İtalya'nın Beyrut'a saldırması üzerine hemen anında İngilizler ve Fransızlar Roma'ya ulaşacaklar ve İtalya'ya siz yeter ki Beyrut'a saldırmaktan vazgeçin, biz Osmanlı Devleti'ni ikna edip sizinle masada buluşturacağız diyecekler ve böylelikle İtalya bir nevi hedefine ulaşmış olacaktır. Hatta ben derslerde hep size söylüyorum, hatırlarsınız arkadaşlar. Bakın dikkat edin, sadece testlerde ya da kitaplarımızda Rodos 12 adayla Çanakkale olayları veriliyor. Beyrut'un kuşatılması ya da Beyrut'a İtalya'nın saldırması verilmiyor. Bunlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum demiştim. Yine aynısını söylüyorum. Böyle bir şey çıkarsa Beyrut saldırısı da söz konusudur. Tabi gerek Avrupalı devletlerin devreye girmesi, gerekse de Osmanlı'nın kendi içerisinde bulunmuş olduğu iç durum. Yine bu durumu da hatırlayacaksınız arkadaşlar. Birincisi Balkan Savaşları başlamıştı. Balkan Savaşları'nın başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti Balkanların birazcık daha başkente yakın olması ve Balkanlarda Türk nüfusunun da biraz kalabalık olmasından dolayı Balkan Savaşları'na birazcık ne yapmaya başlamıştı? Önem vermeye başlamıştı. İkincisi gerek Habeşistan'da, gerek Hicaz'da, gerekse Yemen'de meydana gelen iç isyanların etkisi ki yine özellikle bu isyanların içerisinde en önemlisi Yemen isyanıydı. Yemen'de İmam Yahya adında bir arkadaş vardı hatırlarsanız. 1903 yılından beri isyan halindeydi ve kendisini halife ilan etmiş, Osmanlı halifesinden ayrı hareket ediyordu. Osmanlı ordularının büyük bir bölümünü buraya aktarmak zorunda kalmıştı ve İmam Yahya isyanını bastırıyordu. Hatta ben size kalıcı olsun diye de neyi söylemiştim? Meşhur Yemen türkümüz vardı ya, Ahu Yemen'dir, Gülü Çemen'dir, giden gelmiyor, acep nedendir. O türkü ilk olarak İmam Yahya olaylarından dolayı, İmam Yahya olaylarından dolayı ne yapılmıştır arkadaşlar? Yakılmış bir türküdür demiştim. İşte Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu bu ahvalde Osmanlı Devleti'ni masa başına zorlayıcı etken olmuş ve Osmanlı Devleti 1912 yılında İtalya ile neyi yapma kararı almıştır?
Uşi Antlaşması'nı yapma kararı almıştır. Arkadaşlar, Uşi Antlaşması önemli bir antlaşmadır. Bu antlaşmadan nelere dikkat edeceğiz? Birincisi, Uşi Antlaşması'yla birlikte Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bırakmıştır. Trablusgarp ve Bingazi şu anda iyi mi hocam? Ses geliyor mu şu anda? Trablusgarp ve Bingazi Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçasıydı. Osmanlı Devleti bu toprak parçasını tabii ki İtalya'ya bırakarak ne yapacaktır arkadaşlar? İtalya'ya bırakarak Kuzey Afrika'daki son toprağını da elden çıkarmış olacaktır, kaybetmiş olacaktır arkadaşlar. Trablusgarp'ın kaybedilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti artık 3 kıtaya birden hükmetmeyecek. Osmanlı Devleti 2 kıtaya gerilemiş olacaktır. Bu da Osmanlı açısından çok önemli, olumsuz bir sonuçtur. Yine Uşi Antlaşması'yla Rodos ve 12 adam geçici olarak İtalya'ya bırakılacaktır ki Yunanistan'dan korktuğumuzdan dolayı arkadaşlar şu anda geliyor mu? Ses gitti diyen arkadaşlarımız var ama şu an geliyor mu sesin? Evet. Peki. Herhalde genelde sıkıntı yok gibi duruyor. Arkadaşlar Rodos ve 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakılmıştı. Bunun temel sebebi de neydi? Balkan Savaşları başladı. Biz Yunanistan'dan korkuyoruz. Bundan dolayı da ne yapıyoruz? Tabii ki de geçici olarak İtalya'ya verdik. Ama İtalya burayı bir daha bize verdi mi? Bunu kısaca açıklayayım isterseniz. Bu testlerde falan da çok ciddi anlamda soruluyor arkadaşlar. Biz geçici olarak Rodos ve 12 adayı Uşi Antlaşması'nda İtalya'ya bıraktık. İtalya 1914-18 yıllar arasında 1. Dünya Savaşı başladığı zaman taraf değişip İtilaf grubunun içerisine girdikten sonra ne yapacaktır arkadaşlar? Burayı resmen işgal edecektir. Hatta gizli antlaşmalarımız vardı. Onlardan da muhtemelen bu hafta vaktimiz olursa bahsedeceğiz size. Gizli antlaşmalarda ilk olarak Rodos ve 12 ada kime bırakılıyordu? Antalya bölgesiyle birlikte tabii ki de İtalya'ya bırakılıyordu. Lozan'da tamamen İtalya'ya bırakılıyor burası. Bu yani bizim buranın İtalya'ya ait olduğunu kabul etmemiz Lozan Antlaşması'yla gerçekleşiyor. Sonraki süreçte ise arkadaşlar 1947 yılında İtalya burayı kaldırıyor. Gözümüzün içine baka baka kime bırakıyor? Yunanistan'a bırakıyor arkadaşlar. Yani Rodos 12 adayı biz burada geçici olarak verdik ama daha sonra ne yaptık? Bir daha da geri alamadık arkadaşlar. Yine Uşi Antlaşması'nın diğer önemli bir maddesi de diyordu ki bize arkadaşlarım, Trablusgarp halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olacaktır. Hatırlarsanız Osmanlı Devleti halifenin siyasi gücünden 3 yerde faydalanmıştır. İlk olarak Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Kırım'ın bağımsız olmasıyla Kırım halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olacaktır diyordu ve burada faydalanıyorduk ilk defa siyasi gücünden. İkincisi işte Uşi Antlaşması'dır. Uşi Antlaşması'nda Trablusgarp halkının dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olması Osmanlı Devleti'nin ikinci kez bu halifenin siyasi gücünden faydalandığı anlamına gelmekteydi. Üçüncüsü de zaten Birinci Dünya Savaşı sırasında halife kutsal cihat ilan edecektir ama çok da böyle işe yaramayacak. Halife aleyke artık bağlayıcı özelliğini kaybetmiş olacaktır. O yüzden de üçüncüde çok fazla da faydalandığımız söylenemez. Gerçi üçünden de faydalandığımız söylenemez de. Niye? Çünkü üçünü de bir daha kontrol altında tutma imkanı bulamadık açıkçası arkadaşlar. Yine Uşi Antlaşması'nda bir diğer bilmemiz gereken nokta, İtalya güya kapitülasyonların kaldırılması noktasında Osmanlı Devleti'ne yardım edecekti. Yani bu da çok da fazla başarılı olmamıştır. Hatta araya bile girmemiştir. İtalya'nın o konuda gücü bile yoktur arkadaşlar. İşte bu Trablusgarp Savaşı ile ilgili söyleyebileceğimiz genel şeyler. Tabii bir şey de unutmadan hemen belirtelim. Testlerde, denemelerde genellikle çok ciddi anlamda vurgulanan noktalardan birisi arkadaşlar, Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı vermiş olduğu ilk mücadele nedir arkadaşlar? Trablusgarp Savaşı olarak karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden de Trablusgarp Savaşı'nın bu özelliğine de dikkat edelim.
Arkadaşlar ben yine testlerde, denemelerde karşınıza çıkabilecek bir nokta olması hasebiyle de söylemek istiyorum bunu. Trablusgarp'ın kaybedilmesinin aynı zamanda İslamcılıkla da alakası vardır arkadaşlar. İslamcılık politikasının zarar görmesine de zemin hazırlamıştır. Çünkü Trablusgarp Türk değildir, Türkçülüğü etkilemez. Trablusgarp gayrimüslim değildir, Osmanlıcılığı etkilemez. Trablusgarp Müslüman bir bölgedir. O yüzden de İslamcılığı etkiler, İslamcılık üzerinde olumsuz etki yapacaktır arkadaşlar Trablusgarp'ın elden çıkması. Aynı zamanda Trablusgarp'ın İtalyanlar tarafından işgal edilmesinin önemli bir etkisi daha vardır. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu olay Osmanlı'nın Afrika'dan çekilmesiyle birlikte Arap Yarımadası'nda, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, Irak'ta Osmanlı Devleti'ne karşı ayrılıkçı hareketlerin güçlenmesine de zemin hazırlayacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Yani benzerlerine örnek teşkil etmiştir şeklinde bir açıklamada yapabiliriz. Trablusgarp Savaşı'yla ilgili olarak söyleyeceklerimiz bunlardan ibarettir arkadaşlar. Trablusgarp Savaşı sayfamızı kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz artık nereye doğru gidelim? Balkan Savaşları'na doğru gidelim arkadaşlar. Balkan Savaşları diye şöyle hemen 2 dakikanızı alacağım. Haritamızı açacağım arkadaşlar. Balkan Savaşları haritasını açayım. Şuradan siz de ekranımdan görün isterseniz. Ekranımı paylaşıyorum sizinle. Evet arkadaşlar sanırım şu anda görüyorsunuz Balkan Savaşları. Birinci Balkan Savaşı öncesi sınırları gösteren bir harita açtım size arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere Osmanlı Devleti'nin yayılmış olduğu noktalar bu şekilde. Şimdi biz öncelikli olarak Balkan Savaşları'nın başlamasından biraz bahsedelim isterseniz. Birinci Balkan ve İkinci Balkan olmak üzere iki savaşımız vardır. Osmanlı Birinci Balkan Savaşı'nın doğrudan muhatabıdır. İkinci Balkan Savaşı'na dolaylı yönden müdahil olmuştur arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı dediğimiz bu savaşta arkadaşlar 4 önemli Balkan devleti. Hatırlayın derslerde ben sizi sürekli olarak tuzağa düşürüyordum. Bunlar ne istiyordular diyordum. Hatta bazı arkadaşlarımız sazan gibi atlayabiliyordular. Ne diyordular? Hocam bunlar bizden ne istiyorlar? Bağımsızlık istiyorlar. Sonra ben ne diyordum size? ÖSYM bunu sordu. Tuzağa siz de düştünüz diyorum, değil mi? Çünkü arkadaşlar bu devletlerin hepsi bağımsız devletler. Kim onlar? Hemen bakalım. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ. Bu 4 devlet arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne ne yapıyordu? Savaş açıyordu. Formülümüz neydi? Soba, soba, yak diyorduk arkadaşlar. İçine Osmanlı'yı at. Soba, yak şeklinde şifremizi yapıyorduk. Bu 4 devlet ne istiyordular Osmanlı Devleti'nden? Osmanlı Devleti'nin kalan şu Balkan topraklarını kendilerince ele geçirip bu topraklardan Osmanlı'yı atmak istiyorlardı arkadaşlar. Bu yüzden de dikkat edin. Bağımsızlık isteği yok bu adamlar zaten bağımsız. Çünkü Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanan ilk devlet kimdi? Yunanistan. Ne zaman? Duyuyorum şu anda sizi tekrar ediyorsunuz değil mi? 1829 yılında Edirne Antlaşması'yla ilk bağımsız olan devletti. Sırbistan arkadaşlar 1804 yılında Karayorgi öncülüğünde ilk isyanı çıkarmıştı ama Sırbistan'ın bağımsız olması ancak 1878 yılında Berlin Antlaşması'yla gerçekleşecektir. Karadağ'ın da bağımsızlığı yine Berlin Antlaşması'yla olurken Bulgaristan ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında 1908 yılında bağımsızlığını ilan edecektir arkadaşlar. Yani bunlar zaten bağımsız devletler Osmanlı'yı atmak istiyorlar. Bir de bize sorabilecekleri en önemli noktalardan birisi de şudur arkadaşlar. Diyecekler ki bu Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırtan biri var mı? Tabii ki de var. Şüphesiz ki bu da kimdir? Rusya'ydı. Yine hatırlayın demiştik ki özellikle Sırbistan ve Bulgaristan'ı Osmanlı'ya karşı birleştiren ana güç kimdir?
Rusya'dır. Sırbistan Katoliktir. Bulgaristan Ortodokstur. Katoliklerle Ortodokslar birbirlerini çok fazla sevmiyorlar. Bundan dolayı da bunları birleştirme gereksinimi duyuluyor. İlk olarak Rusya devreye giriyor. Bunlara ne diyor? Sizler dini bırakın kenara, milliyetçiliği ön plana çıkarın. Neyi ön plana çıkarın diyor? Milliyetçiliği neyi? Milliyetçiliği neyi? Milliyetçiliği. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bu savaşın çıkışında milliyetçiliğin de etkisi varmış arkadaşlar. Ama tekrar uyarıyorum, milliyetçilikten dolayı bağımsız olma değil. Milliyetçilik bunları birleştirmiş, Osmanlı'nın üzerine saldırmış. Milliyetçiliğin etkisi ön plana çıkınca Panslavizm politikası doğrultusunda bu iki devlet Kiliseler İttifakı adı altında bir ittifak antlaşması imzalıyor. Daha sonra bu birliğe Karadağ ve Yunanistan'da katılınca bu dört devlet Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyorlar. Bunlar Osmanlı Devleti'ne saldırma hazırlıkları yaparken arkadaşlar, tabii ki baktığımız zaman Osmanlı'nın durumu içler açısı çok ciddi anlamda sıkıntılı. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'yla uğraşıyor bir taraftan, ki hemen buraya bir parantez açacağım. Üzerine bastıra bastıra söyleyeceğim. Ne diyeceğim arkadaşlar? Bakın, üzerine bastıra bastıra belirtiyorum. Cin nokta çıkar. Kronolojik sıralama sorusudur. Aman ha dikkat edelim, kurban olurum size. Arkadaşlar bakın, nedir olay? Trablusgarp Savaşı'nın başlaması, Trablusgarp Savaşı'nın Uşi Antlaşması'yla sona ermesi ve Balkan Savaşları'nın başlaması. Bunları kronolojik olarak sıralayın derse bize, hemen ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki sıralama yapacağız. Nasıl sıralama yapacağız? 1. Trablusgarp Savaşı'nın başlaması. 2. Balkan Savaşı'nın başlaması. 3. Uşi Antlaşması'nın imzalanması. Demek ki neymiş? Osmanlı Devleti Balkan Savaşları başlayınca Trablusgarp'tan vazgeçerek neyi imzalamış? Uşi Antlaşması'nı imzalamış. Demek ki Balkan Savaşları başladığı sırada Osmanlı Devleti Uşi illetiyle ne yapıyordu arkadaşlar? Uğraşıyordu. Gerek bunun etkisi, gerek iç isyanların etkisi, gerekse de işini bilmeyen bazı yöneticilerin savaşa hazırlıklı olmaması, ki bu konuda özellikle iki şey söyledim ben size. Birincisi, savaşa hazırlıklı olan bir devlet kesinlikle ne olursa olsun 60 bin askerini sırf siyasete karıştıkları gerekçesiyle ordudan terhis etmez, ki Osmanlı Devleti bunu yapmıştır maalesef. İkincisi ise dönemin sadrazamına baktığımız zaman Kamil Paşa, bu devletler bize karşı işbirliği yaptılar mı sorusuna ne diyordu? Balkanlardan vicdanım kadar eminim, onlardan bize bir saldırı gelmez diyecek kadar, kusura bakmayın söyleyeceğim, öküzlük yapıyordu. Burnunun ucunu dahi göremiyordu. Bu yüzden de arkadaşlar Osmanlı Devleti bu savaşlara hazırlıklı değildi. Hatta biraz daha abartayım mı arkadaşlar olayı, isterseniz abartayım. Sırbistan Osmanlı Devleti'ne karşı bu savaşta kullanmak üzere Avrupa'dan silah satın alıyor. Avusturya üzerinden silahları geçirmek istiyor. Avusturya hayır diyor, geçemezsin. Bunun üzerine silahları tutuyor, bizim topraklarımız üzerinden geçirip ülkesine götürüyor. Yani vah canım çıksın Osmanlı diyebilirsiniz. Bize karşı kullanacakları silahları bizim ülkemizden geçirip götürmeleri Osmanlı'nın ne kadar kötü durumda olduğunu açıkça bize ne yapıyor arkadaşlar? İspatlıyor sanırım. Evet, Osmanlı bu savaşlara hazırlıklı değildi arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu savaşlara sadece hazırlıklı değildi demek de çok yanlış arkadaşlar. Zerre kadar bu savaşların çıkacağını beklemiyordu bile demek daha doğru olacaktır. Bu durumu fırsata çeviren Karadağ ilk saldıran devlet oldu. Osmanlı'ya ilk saldıran Karadağ oldu. Karadağ arkasından hemen Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'da destek verince Balkan Savaşları başlamış oldu arkadaşlar. Osmanlı Devleti daha düne kadar kendisine bağlı olarak yaşayan bu dört devlete karşı maalesef ne yapmadı? Direniş gösteremedi arkadaşlar ve geri çekilmek zorunda kaldı. Şöyle haritamı yeniden size
göstermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Önemli bir şey çünkü. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti savaş öncesinde bakın bu topraklardaydı. Bu topraklar nereler biliyor musunuz? Bakın şurası Makedonya dediğimiz coğrafya arkadaşlar. Makedonya dediğimiz coğrafya şurası. Şurası Arnavutluk. Arnavutluk dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Arnavutluk dediğimiz coğrafya. Şurası Batı Trakya dediğimiz coğrafya. Yanya, Selanik, Serez, Gümülçine'yi içinde bulunduran coğrafyadır. Şurası ise arkadaşlar, şurası yine Batı Trakya, şurası Doğu Trakya dediğimiz topraklardır. Buralarda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Dimetoka topraklarıdır. Osmanlı Devleti Makedonya'yı kaybetti. Batı Trakya topraklarını kaybetti. Doğu Trakya'da Dimetoka'yı kaybetti, elden çıktı. Sonra Edirne'yi, Kırklareli'yi kaybetti. Midye, Enes hattı dediğimiz şu hatta geri çekilmek zorunda kaldı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin süratle toprak kaybetmesi, Balkan uluslarının çok hızlı bir şekilde ilerlemesi arkadaşlar, biraz Avrupalı devletleri rahatsız mı etti desek, yoksa Avrupalı devletler artık bu işi bitirme kararı mı aldılar desek bilmiyorum ama hatta Avrupalı devletler bu savaşı Osmanlı'nın kazanacağını düşünüyordular. Savaş başladığında acil bir toplantı yapıp ne karar alıyordular? Ne olursa olsun bu savaşın sonunda devletlerin sınırları değişmeyecektir diye bir karar alıyordular. Ama sıra bize gelince ne hikmetse o kararı kimse uygulama gereksinimi duymadı. O da ayrı bir mesele ama Osmanlı'nın kazanacağını düşünüyordular ama nerede? Osmanlı Midyen'e sattığına geri çekildi bile. Avrupalı devletlerin devreye girmesiyle 1913 yılında arkadaşlar ne toplandı? Tabii ki de Londra Konferansı toplandı. Londra Konferansı'nın toplanması Osmanlı Devleti'nde bazı gelişmeleri de beraberinde getirdi arkadaşlar. Ne gibi gelişmeleri beraberinde getirdi? Bir kere en önemlisi Arnavutluk, değil mi? Evet, hemen cevap vereyim. Dönemin padişahı Balkan Savaşları sırasında 5. Mehmet Reşat hocam. 1909 yılında 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Yerine Mehmet Reşat getiriliyordu. Trablusgarp Savaşı'nda da Balkan Savaşları'nda da dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat'tır. Londra Konferansı toplandığı sırada iki önemli gelişme yaşanıyor. Bunlardan birisi Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor arkadaşlar. İkincisi ise biz ona paşalar darbesi demiştik hatırlarsanız. Üç önemli paşa kimdi onlar? Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa Bab-ı Ali baskınını gerçekleştirdiler arkadaşlar. Bab-ı Ali neresiydi? Hükümet 19. yüzyılda sadrazam konağı olarak adlandırdığımız Bab-ı Ali hükümet merkezi olarak görev yapmış ve bundan dolayı da Bab-ı Ali baskınında kimin üzerine baskın yapılmıştır? Hükümet üzerine baskın yapılmış. Bab-ı Ali baskınıyla birlikte Kamil Paşa hükümeti ne yapmıştır arkadaşlar? Devrilmiştir. Peki Kamil Paşa hükümeti devrildikten sonra yerine hangi hükümet kurulmuştu? Hatırlayınız, hemen hatırlamanız lazım. Hareket ordusunun da komutanıydı kendisi. Mahmut Şevket Paşa hükümeti ne yapacaktır arkadaşlar? Kurulacaktır ki paşalar darbesiyle Mahmut Şevket Paşa hükümete getirilecektir. Bab-ı Ali baskınında benim size söylemek istediğim bazı önemli noktalar var. Bunları özellikle isterseniz belirtelim üzerinde duralım. Birincisi Bab-ı Ali baskınında değişen hükümettir. Kesinlikle padişah değişikliği yoktur arkadaşlar. Bazı testlerde falan görüyorum. O yüzden üzerine bastırarak söyleyeyim. Diyor ki efendim 1909 yılındaki 31 Mart vakasıyla 1913 yılında gerçekleşen Bab-ı Ali baskını arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir? En temel fark şudur arkadaşlar.
31 Mart vakası sonucunda meclis kararıyla 2. Abdülhamit tahttan indiriliyordu. Ama Bağbali baskında padişah değişikliği yoktur. Bazı kaynaklarda gördüm, aman ha yine dikkatli olalım arkadaşlar. Hem 31 Mart vakasında hem de Bağbali baskında hükümet değişikliği olmuştur arkadaşlar. Tamam. Hem Bağbali baskınında hem de aynı zamanda nerede arkadaşlar? 31 Mart vakasında hükümet değişikliği olmuştur. Yine Bağbali baskınıyla 31 Mart vakası arasındaki en temel farklardan birisi de 31 Mart vakası rejim karşıtı gerçekleşen bir isyan iken Bağbali baskını rejim karşıtı olan bir isyan olarak değerlendirilmiyor. Bağbali baskınının en önemli özelliği artık bu gelişmeyle İttihat ve Terakki resmen yönetime ne yapmıştır? El koymuştur arkadaşlar. Bu özelliğimize de dikkat ediyoruz. Tabii her ne kadar da bu gelişmeler olsa da Osmanlı'da İttihatçılar yönetimi ele geçirse de artık çok da fazla ne yapmayacaklar arkadaşlar? Birinci Balkan Savaşlarından ümitlerini kesmiş vaziyetteler. Bundan dolayı da Londra'da antlaşmayı onlar da kabul etmek zorunda kalacaklar ve Londra Antlaşması 1913 yılında imzalanacaktır. Şimdi arkadaşlar ben size hemen şöyle Balkan Savaşı, Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin topraklarını da göstereyim arkadaşlar. O zaman durumun vehametini anlayacaksınız. Hemen şöyle ekranımı paylaşayım sizinle. Arkadaşlar bakın, Birinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'ndeki toprak dağılımı, bakın sanki günümüzdeki topraklara yakın bir toprağa kadar gelmiş. Şurası, bakın kaybettiğimiz topraklar nereler? Birinci Balkan Savaşı'nda, Londra Antlaşması'nda. Trakya toprakları, Selanik hariç Trakya'nın tamamını, bir de Tekirdağ hariç, Selanik Yunanistan'a, Tekirdağ Osmanlı'da kalıyor. Bulgaristan alıyor arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz şu kısmı görüyor musunuz? Bulgaristan'ın aldığı topraklar. Şuralar hep Bulgaristan'ın almış olduğu topraklar. Şuraları Bulgaristan alıyor arkadaşlar. Öbür taraftan Ege Adaları'yla ilgili önemli bir gelişme var Londra Antlaşması'nda. Diyor ki Ege Adaları'nın durumuna Avrupalı devletler karar verecektir diyor arkadaşlar. Bunun sebebi ise Balkan Savaşları başladığında, Birinci Balkan Savaşı başladığında Yunanistan'ın ilk işi nereye saldırmak olacaktır? Ege Adaları'na saldırmak olacaktır. Şimdi burada ben bir şeyi söyleyeyim de siz ne olur ne olmaz, ben hep söylerim. Ben söylemezsem öğrencim gider yanlış yapar. Öğrenciye bazı şeylerde güvenirim, bazı şeylerde maalesef güvenmem. Ege Adaları'yla Rodos ve 12 adayı karıştırmayacağız değil mi arkadaşlar? Rodos ve 12 ada Akdeniz'de, Ege Adaları şurası. Bakın gördünüz mü? Ege Adaları şu kısım. Ege Denizi'ndeki adalar nereler bunlar arkadaşlar? Gökçeada, Bozcaada, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Semadirek gibi adalar bunlar Ege Adaları'dır. Rodos ve 12 ada Akdeniz'de. Bir Rodos ve 12 adayı Trabluskar Savaşı'ndan sonra geçici olarak İtalya'ya verdik. Lozan'da tamamen kaybettik. Ege Adaları'yla ilgili hemen ben size şöyle bir bilgi vereyim. Ege Adaları'nı Yunanistan 1912 yılında işgale başlıyor arkadaşlar. 1913 Londra Antlaşması'nda Ege Adaları'nın durumuna Avrupalı devletler karar verecektir diye bir hüküm geçiyor. 1914'te 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Avrupalı devletler bir araya geliyorlar. Gökçeada ve Bozcaada'yı bize bırakıyor. Diğer adaları Yunanistan'a bırakıyorlar. Lozan Antlaşması'nda bu durum aynen bu şekilde onaylanıyor ve Ege Adaları'nı kaybetme sürecimizde bizim nerede başlamış oluyor? 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Londra Antlaşması'yla başlıyor arkadaşlar. Diğer kaybettiğimiz noktalardan birisi Makedonya toprağıdır. Makedonya toprakları arkadaşlar ikiye bölünüyor. Güney Makedonya dediğimiz yer Yunanistan'a bırakılıyor. Orta ve Kuzey Makedonya dediğimiz bölge ise kime? Sırbistan'a bırakılıyor arkadaşlar. Ve yine Londra Antlaşması'nda Arnavutluğun bağımsızlığı kabul ediliyor arkadaşlar. Arnavutluğun bağımsızlığı da onaylanıyor arkadaşlarım. Londra Antlaşması dediğimiz bu antlaşmada bu şekilde. Şimdi burada size benim bahsedeceğim iki önemli gelişme var. Tabii ki bunlardan bahsetmemiz lazım. Bunlardan birincisi
Yunanistan'ın Ege adalarına saldırması sırasında bu bölgelerde önemli bir kahramanımız var arkadaşlar. Hatta şöyle ben size onu da bulayım. Kesinlikle siz zaten buldunuz biliyorsunuz ama ben resmini göstermek istiyorum. Hamidiye kahramanı, değil mi? Kahramanı dediğimiz zaman Rauf Orbay zaten biliyorsunuz siz. Şöyle ben paylaşayım ekranı sizinle yine bir görün bakalım ki kahramanımızı. Evet. Sanırım görüyorsunuz şu anda. Şu Hamidiye zırhlısıdır arkadaşlar. Hamidiye zırhlısının temsili bir resmidir. Güzel bir zırhlı. Bu da bizim genç komutanımız Rauf Orbay arkadaşlar. Rauf Orbay'ın Hamidiye kahramanı olarak adlandırıldığı bir görsel arkadaşlar karşınıza çıkmış şurada. Bir buna dikkat edeceksiniz güzel kardeşlerim. İkincisi ise neye dikkat edeceğiz? Tabii ki de bu Birinci Balkan Savaşı sırasında şu anda herhalde görüntü dondu arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Görüntüm dondu ama sesim geliyor mu? Bir daha başlatıyorum. Bakalım gelecek mi? Evet. Ses var değil mi arkadaşlar? Peki şöyle ekranı paylaştığım zaman ekran resmi geliyor mu? Onu bir bana söylerseniz arkadaşlar. Ekran resmi geliyor mu? O gözüküyor mu? Ekran resmi gözüküyor mu arkadaşlar? Tamam. O zaman resim üzerinden ben yine anlatmaya devam edeyim. Böyle daha güzel olacaktır arkadaşlar. Çünkü herhalde kamerayla ilgili bir sıkıntı oldu tahminime. Ondan dolayı kendi görüntüm gelmiyor. Arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı'nda dediğim gibi Hamidiye kahramanı olarak adlandırılan isim kimmiş arkadaşlar? Bahriye Nazırı sonrasında Bahriye Nazırlığı yapacak olan Rauf Orbay arkadaşlar Hamidiye kahramanı olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer önemli detay ise arkadaşlar Balkan Savaşları sırasında iki önemli isim esir düşmüştür. Arkadaşlar Bulgarlara esir düşmüştür. Bunlardan biri Şükrü Paşa'dır. Şurada Şükrü Paşa'nın Edirne direnişinden sonra teslim olmasını gösteren bir resimdir arkadaşlar bu resim. Çok ciddi anlamda bir direniş göstermiş Şükrü Paşa ve daha sonrasında Bulgarlara teslim olmuştur. Şu Bulgar general Bulgarlara teslim oluş sahnesini gösteriyor arkadaşlar Şükrü Paşa. Bir diğer isim ise meşhur Kazım Karabekir'di arkadaşlar. Kazım Karabekir de yine Bulgarlara ne yapıyordu? Esir düşüyordu. Bunu unutmayın. İki önemli isim var. Biri Kazım Karabekir, diğeri ise Şükrü Paşa. Esir düşmüştür Balkan Savaşı sırasında arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı dediğimiz olay bundan ibaretti arkadaşlar. İkinci Balkan Savaşı'na geçiyorum hemen. İkinci Balkan Savaşı niye çıktı? Kimler arasında çıktı? Haritayı hemen açayım arkadaşlar. Harita üzerinden işlemeye devam edelim. Şöyle herhalde haritamızı görürsünüz. Ekranımı paylaşayım yeniden. Evet. Arkadaşlar İkinci Balkan Savaşı dediğimiz bu savaş 1913 yılında çıkmış bir savaştır. İkinci Balkan Savaşı'nın çıkışına etki eden temel faktör Birinci Balkan Savaşı'dır. Birinci Balkan Savaşı sırasında Bulgaristan'ın fazla toprak aldığı iddiası ki iddia değil gerçektir arkadaşlar. Diğer Balkan uluslarını harekete geçirecek ve İkinci Balkan Savaşı çıkacaktır. Bu sefer hedef devlet Bulgaristan'dır. Bakın ben az önce dersi anlatırken Birinci Balkan Savaşı sırasında ne dedim size? Birinci Balkan Savaşı'nın doğrudan etkilediği devlet Osmanlı Devleti'dir. İkinci Balkan Savaşı'nın doğrudan etkilediği devlet ise kimdir? Bulgaristan'dır. Bulgaristan'a karşı Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya işbirliği yapacaktır. Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Karadağ işbirliği yapacak. Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın fazla toprak aldığını ve bazı toprakları kendilerine dağıtması gerektiğini düşünerek 2. Balkan Savaşı'nı çıkarmışlar. 1. Balkan Savaşı'nda olmayıp 2. Balkan Savaşı'nda olan devlet ise
Romanya'dır. Romanya'nın bu savaşa girmesinin temel sebebi de nedir arkadaşlar? Romanya'da komşusu Bulgaristan'ın çok güçlenmesini istemiyor. Zira Bulgaristan eğer güçlenirse yeni hedefi Romanya olabilir. Bu da Romanya'ya sıkıntı yaşatır. İkincisi de arkadaşlar, Dobruca dediğimiz önemli bir toprak var. Şurada Karadeniz'in hemen kenarında. Dobruca topraklarını kimin elinden almak istiyor? Bulgaristan'ın elinden almak istiyor arkadaşlar. Bundan dolayı da Romanya savaşa dahil oluyor. Birinci Balkan Savaşı Karadağ'ın saldırısıyla başlamıştı. İkinci Balkan Savaşı ise arkadaşlarım, Balkan devletlerinin Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın kendisine karşı ittifak yaptığını gören, tabi Osmanlı gibi değil adam takip ediyor, anlayan Bulgaristan ilk hamleyi yapacak ve Bulgaristan'ın saldırısıyla İkinci Balkan Savaşı başlayacaktır arkadaşlar. Balkan ulusları birbirlerine yerken, birbirleriyle mücadele ederken durumdan faydalanan bir devlet var ki o da kimdir? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti o dönemde komutan Enver Paşa'dır arkadaşlar. Enver Paşa öncülüğünde hemen Midyen'e şurada gördüğünüz hattı geçecek ve Edirne'den içeri girecektir arkadaşlar. Edirne Fatihi olarak bilinen isim kimdir arkadaşlar? Enver Paşa'dır. Enver Paşa Edirne ve Kırklareli'yi geri almayı başaracaktır. Burada neye dikkat edeceğiz? Enver Paşa Edirne'yi geri alırken ona destek olan birisi vardır. O da kimdir? Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal doğrudan bu savaşın içerisinde yer almasa da Bolayır askeri zırhlısıyla ne yapacaktır arkadaşlar? Enver Paşa'ya destek olacak askeri birliğiyle, Bolayır birliğiyle Enver Paşa'ya destek olacak ve Edirne'nin kurtarılmasında Enver Paşa'nın destekçi komutanı olacaktır arkadaşlar. Osmanlı Devleti Edirne, Kırklareli ve Dimetoka'yı yani Doğu Trakya'yı geri alacak ve Osmanlı Devleti'nin birazcık kıpırdaması ve ilerlemesi Balkan uluslarını heyecanlandıracak. Zaten zor durumda olan Bulgaristan bir de Osmanlı Devleti'nin kendisine saldırmasıyla gördüğünüz üzere şuradan bir kuşatma altında bakın arkadaşlar. Yunanistan, Sırbistan, Romanya kuşatması. Buradan da Osmanlı Devleti saldırınca arada kalan Bulgaristan daha fazla bu savaşı devam ettiremeyeceğini anlayacak ve bunun üzerine de pes etmek zorunda kalacak ve barış isteyecektir. İkinci Balkan Savaşı bunun üzerine bastıra bastıra söylüyorum. İkinci Balkan Savaşı Balkan ulusları arasında imzalanan Bükreş 1913 Bükreş Antlaşması'yla sona ermiştir arkadaşlar. Bükreş Antlaşması 1913 yılında imzalanmıştır. Kimler arasında? Bulgaristan muhatap devlettir. Diğerleri katılımcılar Romanya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan. Romanya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan. Romanya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan. Bulgaristan'la imzalanıyor. Yani Osmanlı Devleti yok. O zaman ne diyoruz? Benim tabirimle o antlaşma için, Bükreş Antlaşması için Osmanlı kıh öcü pis. Osmanlı'yı almayacağız. Bükreş'te Osmanlı yok. Bükreş Antlaşması'yla Bulgaristan Dobruca topraklarını Romanya'ya verecek arkadaşlar. Manastır topraklarını Sırbistan'a, şurası Manastır ve Niş toprakları, buraları Sırbistan'a bırakacaktır arkadaşlar. Diğer taraftan Yanya, Gümülçine, Kavala, şurası bakın Gümülçine, Kavala topraklarını ise kime bırakacaktır? Bir de Serez'i Yunanistan'a bırakacaktır arkadaşlar. Ve bu şekilde Bükreş Antlaşması'yla ne sona erecektir? İkinci Balkan Savaşı. Savaşın dolaylı müdavimi olan Osmanlı Devleti ise bu savaşların ardından ne yapacaktır arkadaşlar? Balkan devletleriyle birer antlaşma imzalayacaktır arkadaşlar. Bu antlaşmalar ise iki tane İstanbul, bir tane Atina antlaşmamız bulunuyordu. İstanbul Antlaşması 1913 yılındaki İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanmış.
Bulgaristan, Edirne, Kırklareli, Dimetoka topraklarını Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu kabul etmiştir. Ki özellikle belirtmiştik, Dimetoka şu an bizde değil arkadaşlar. Daha sonra 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Dimetoka'yı Bulgaristan'a geri verecektir. Edirne, Kırklareli, Dimetoka İstanbul Antlaşması'nda diyor ki Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. Bulgaristan ile Osmanlı Devleti'nin sınırı çizmesi hikayesi önemlidir burada. Bu bizim için önemli bir ayrıntıdır. İstanbul Antlaşması ile günümüz Türkiye-Bulgaristan sınırı çizilmiştir arkadaşlar ki bu açıdan dikkat edin. Şöyle bir soru çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nda belirlenmiş sınırlardan biri değildir? Bulgaristan sınırı arkadaşlar 1913 neyle belirlenmiştir? İstanbul Antlaşması'yla belirlenmiştir. Bir de diyor ki Bulgaristan'da kalan Türkler Bulgarlarla eşit sayılacak, eşit haklardan faydalanacak, dilleri Türkçe olacaktır, Türkçe eğitim göreceklerdir, ibadetlerini yerine getirebileceklerdir, imamları, müftüleri bulunacaktır diye bir hüküm bulunuyor. Ama gel gör ki Bulgaristan bu hakları hiçbir zaman bizim Türklere vermeyecektir. Bundan dolayı da Bulgaristan Türk azınlığı sorunu İstanbul Antlaşması ile ortaya çıkacaktır. Diğer antlaşmamız Atina Antlaşması'dır. Atina Antlaşması 1913 yılında Yunanistan ile imzalanmış antlaşmadır. Arkadaşlar bu antlaşmayla birlikte Osmanlı Devleti Yanya, Selanik, Gümülçine, Serez ve Girit'in Yunanistan'a ait olduğunu kabul edecektir. Bakın güzel kardeşlerim, burada bir şeyi özellikle size açıklamak istiyorum. Öğrencilerimizin birçoğunun aklında bu konuda sıkıntılı şeyler var, soru işaretleri var. Girit meselesi. Beni iyi dinleyin. Girit'le ilgili birkaç küçük ayrıntı size vereceğim. Girit. Girit dediğimiz yer Osmanlı Devleti'nin en uzun süre kuşatıp aldığı bir yerdi. Biraz tarihin seyrinde, tarihin geçmişinde, sayfalarında şöyle gezinti yapalım mı? Girit ilk defa ne zaman kuşatıldı? Hangi padişah döneminde ilk defa kuşatıldı? Evet, buyurun arkadaşlar, cevap bekliyorum. Birkaç kişi cevap yazsın bakalım. Bakayım ki kaç kişi biliyor. Girit ilk defa hangi padişah döneminde arkadaşlar? Kuşatıldı. Evet, bekliyorum biraz. Fatih. Vay. Başka? İkinci Mehmet. Başka? Şeyden bahsediyorum arkadaşlar ben. Bu 24 yıllık kuşatmanın başlangıcından. Ondan bahsediyorum. Tamam, o geçmişlere çok gittiniz siz. Bu 24 yıllık kuşatmanın ilki hangi padişah döneminde? Kanuni. Emin miyiz? 1. İbrahim, bravo. Evet. Seracettin, sevindik. Tebrik ediyorum arkadaşım. Evet, 1645 yılında 1. İbrahim döneminde arkadaşlar ne yaptı? Girit ilk defa kuşatıldı arkadaşlar. Yani daha doğrusu o 24 yıllık kuşatmanın ilk başlaması 1. İbrahim dönemindedir. Daha sonra 24 yıllık bu kuşatma tabii ki 1645-1669'da hangi padişah döneminde Girit'in fethiyle sona erecektir? Girit'i hangi padişah fethetmiştir? Evet, bekliyorum. Hangi padişah fethetmiştir Girit'i? Evet, yazan yok herhalde. Evet. Padişah. Fazıl Mehmet kim? Evet, Fazıl Mehmet. Hangi Mehmet? Evet, 4. Mehmet. 4. Mehmet. Evet, 4. Mehmet Girit'i fethediyor ama hangi sadrazamdı? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Girit Fatihi olarak anılan isimdi. Girit zor ele geçirilmiş bir yerdi arkadaşlar. Osmanlı 24 yıllık bir kuşatmayla Girit'i ele geçirmiş. Daha sonra uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde yaşamıştır Girit belki ama arkadaşlar Girit sorunu Osmanlı'nın canını çok ciddi anlamda yakmıştır. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde Girit'te sürekli isyanlar çıkmıştır. Hatta Girit'te yaşanan bu isyanlardan dolayı 2. Abdülhamit Halepa Fermanı olarak bilinen bir fermanı ilan ediyor ve
Bu fermanı ilan ederek ne yapıyordu? Girit'e bir takım ayrıcalıklar veriyordu. Ama bu bile işe yaramıyor. Daha sonra Girit ve Makedonya sorunlarından dolayı Yunanistan'la ne savaşını yapıyorduk? Döneke Meydan Muharebesini yapıyorduk. 1897'de gerçekleşen bu savaş Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yaşanmış. Osmanlı kazanmış. Osmanlı'nın kazandığı son meydan muharebesi olmuştur arkadaşlar. Girit Osmanlı Devleti'nde kalmıştır burada. Döneke Meydan Muharebesi'nden sonra bu arada arkadaşlar İstanbul Antlaşması imzalanıyor Yunanistan'la. Onu da söyleyeyim size. Girit Osmanlı Devleti'nde kalıyor ama gel gör ki çok da fazla Osmanlı'da kalmayacaktır. Zira 2. Meşrutiyet'in ilanının hemen ardından 1909 yılında Yunanistan Girit'i ilhak ettiğini açıklayacaktır. Yani kendi topraklarına kattığını açıklayacaktır. Arkadaşlar 1. Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan Londra Antlaşması'nda Girit'in Yunanistan'a verilmesiyle ilgili bir karar verilmiş ama Osmanlı Devleti'nin bunu kabul etmesi 1913 yılındaki Atina Antlaşması ile olmuştur. Yani Girit'i Osmanlı tamamen Yunanistan'a nerede bırakmıştır arkadaşlar? Atina Antlaşması ile bırakmıştır. Bu noktaya ne yapalım? Dikkat edelim. Evet. Neymiş arkadaşlar? Demek ki Girit noktası bizim için önemli bir ayrıntıymış. Osmanlı Yanya, Selanik, Serez, Gümülçine ve Girit topraklarının Yunanistan'a ait olduğunu neyle kabul etmiştir arkadaşlarım? 1913 Atina Antlaşması ile kabul etmiştir. Yine 1913 Atina Antlaşması'nda ne diyor? Ege adalarının durumuna Avrupalı devletler karar verecektir diyor arkadaşlar. Ege adalarının durumuna Avrupalı devletlerin karar vermesini az önce anlattım. 1914'te hatta Paris'te bir araya geliyorlar ve Gökçeada'yla Bozcaada'yı bize diğer adaları Yunanistan'a bırakıyorlar. Ve yine aynı şekilde Atina Antlaşması'nda diyor ki Yunanistan'da kalan Türkler Rumlarla eşit haklardan faydalanacak, eşit sayılacak, Türkçe konuşacak, dillerini koruyacaklar, eğitimi görecekler, dinlerini koruyacaklar, müftü ataması, imam ataması yapılacaktır deniliyor. Ama burada da maalesef Yunanistan Türklere bu hakları sonradan vermeyince unutmayın Atina Antlaşması'yla karşımıza iki sorun çıkacaktır. Ege Adaları sorunu ve Yunanistan Türk azınlığı sorunu ortaya çıkacaktır. Diğer antlaşmamız 1914'te İstanbul Antlaşması Sırbistan'la Osmanlı arasında. Bir sınır olmadığından dolayı sınır düzenlemesi yapmamış. Sadece Sırbistan'da kalan Türklerin hakları koruma altına alınmak istenmiş. Sırbistan'da kalan Türkler Sırplarla eşit haklardan faydalanacak, eşit sayılacak deniliyor. Ama onlar da bu haklardan faydalanamayınca Sırbistan'da yapılan bu antlaşmayla da Sırbistan Türk azınlığı sorunu ortaya çıkıyor. O zaman gelin hep beraber sayalım mı bir arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'ndan sonra imzaladığı antlaşmalarla ortaya çıkan ortak sorunlar hangileridir dediği zaman ne diyeceğiz? Ortak sorunlar şunlardır. Bir. Ne? Birinci sorunumuz arkadaşlar. Azınlık. Türk azınlığı sorunu değil mi? İki var mı? Yok. Ortak sorun derse sadece Türk azınlığı sorununu alıyoruz değil mi arkadaşlar? Ama bize derse ki Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalarla ortaya çıkan sorunlar hangileridir? O zaman ne yapacağız? Ortak kelimesi yer almadığı için Türk azınlığı sorunuyla Ege Adaları sorununu alacağız arkadaşlar. Ortak kelimesi çıkarsa sadece Türk azınlığı. Ortak demezse Ege Adaları ve Türk azınlığı sorununu birlikte ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz arkadaşlarım. Tabii Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'ndan sonraki durumu biraz vahim arkadaşlar. Zira Osmanlı Devleti burada çok sayıda toprak kaybetti. Şöyle yine ekranımı paylaşayım. Önemli bir şey söyleyeceğim size burada. Şimdi arkadaşlar Balkan Savaşları'ndan sonra diyelim ki bize Osmanlı'nın nüfus durumunu sordu. O zaman ne yapacağız? Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin genel nüfusunda azalma mı meydana geldi, artış mı meydana geldi? Genel nüfusunda bir azalma meydana gelecek değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü bakın öncesinde
Batı Trakya bizdeydi, işte efendim Arnavutluk bizdeydi, ondan sonra Ege Adaları bizdeydi, Makedonya bizdeydi. Buralarda bir sürü insan yaşıyordu. Doğal olarak bunları kaybettik. Her şeyden öte Türklerden bazılarını ve azınlıkları kaybettik. O yüzden de Osmanlı Devleti'nin genel nüfusunda bir azalma meydana geldi. Ama bize kaldırıp şunu sordu. Dedi ki Balkan savaşlarından sonra Anadolu nüfusu ne oldu diye sorarsa o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen cevaplarınızı görüyor gibiyim. Arttı 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 hocam. Niye arttı? Çünkü burada zulüm gören Türklerimiz kaçtı 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 nereye? Anadolu'ya. Kaçtı 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 Anadolu'ya. Bulgaristan'dan Anadolu'ya, Sırbistan'dan Anadolu'ya, Yunanistan'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Anadolu'ya doğru büyük bir göç akını meydana geldi ki işte bu da Anadolu nüfusunun artışına ne yapacaktır arkadaşlar? Zemin hazırlayacaktır. Güzel kardeşlerim, aynı zamanda Osmanlı Devleti Balkan savaşlarından sonra Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın gerçek yüzünü görünce onlardan hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başlayacak ve bu durum Osmanlı'yı kimin yanına itecektir? Almanya'nın yanına itecek ve bu savaşlar sonucunda Osmanlı-Alman yakınlaşması hız kazanırken arkadaşlar tabii ki de Osmanlı ordusunu Alman subaylar eğitmeye başlayacaktır. Evet, gördüğünüz üzere gerek 1. Balkan Savaşı gerekse 2. Balkan Savaşı'nın Osmanlı üzerinde etkileri bunlardı. Peki bize şöyle bir soru sorsa ben size hemen yönelteyim. Acaba ne cevap verirsiniz arkadaşlar? Cevaplarınızı yazabilirsiniz. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'ndan sonra hangi toprakları kaybetti diye ben sordum. Önce biz sorduk. Bakın kamerada kaydediyor. Önce biz sorduk. Balkan savaşlarından sonra Osmanlı hangi toprakları kaybetti? Buyurun. Evet, bekliyorum şu anda. En azından bir iki kişi cevap versin diye bekliyorum. Yazan arkadaşlarımız var. Tema. Tema. Evet. Şimdi evet, buna düşen arkadaşlar unutmasınlar. Bana çikolata borçlandınız. O çikolataları alacağım sizden. Dilara yukarıya da kaçırdım. O arkadaşların tamamından alacağım, haberiniz olsun. O tema diyen arkadaşlar var ya, onlar unutmasınlar. Birinci Balkan Savaşı'nda biz temayı kaybettik. Tema dediğimiz yer neresi? Trakya, Ege Adaları, Makedonya, Arnavutluk. Ama ben size soruyu nasıl sordum? Balkan savaşlarından sonra genel soru yönelttim. Bundan dolayı ne olması lazım? Batı Trakya 1, Ege Adaları 2 ama Gökçeada, Bozcaada yok. Ege Adaları 2, Makedonya 3, Arnavutluk 4. Nereymiş bir daha söyleyelim. Batı Trakya 1, Ege Adaları 2, Makedonya 3, Arnavutluk 4 olmak üzere 4 toprağı Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Evet arkadaşlar, işte bugün işleyeceğimiz genel hatlarıyla konularımızdan esinlendiğimiz Trablusgarp, 1. Balkan ve 2. Balkan Savaşları bu şekildeydi. Şimdi aslında 1. Dünya Savaşı'na da bir giriş yapmak istiyorum ama Bülent Hocam beni dinliyorsa müsaade var mıdır? Arkadaşlar yoruldunuz mu? 1. Dünya Savaşı'na bir giriş yapalım mı? Ne dersiniz? Arkadaşlar özellikle biraz geriden aldım. Bunun sebebi birçok sınıfta farklı yerde olduğumuzdan dolayı ilk 2 hafta böyle bir ilk hafta daha doğrusu biraz toparlama yapayım dedim. Daha sonra bugün 1. Dünya Savaşı'nı da toparlayacağım. Sonra dedim ya ben size ana konumuz Kurtuluş Savaşı olacak. Yani ona önümüzdeki hafta geçeceğim. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki hafta Kurtuluş Savaşı'ndayım. Rahat olabilirsiniz. Bütün herkes de aynı yerde olmadığım için biraz geriden aldım. Hem bir hatırlatalım hem de aynı zamanda diğer arkadaşlarımız da faydalansınız. Evet, devam ediyoruz o zaman. Birazcık daha devam edelim arkadaşlar. Çünkü vaktimiz var. Evet. Hocam tekrar sayabilir misiniz? Bak, sayayım hemen hızlıca Balkan Savaşı'yla kaybettiğimiz yerleri.
Sayıyorum. Batı Trakya, Ege Adaları, Makedonya, Arnavutluk. Dilek hocam. Tamam. Batı Trakya, Ege Adaları, Makedonya, Arnavutluk. Peki. Şimdi hemen Birinci Dünya Savaşı'na geçiyorum. Şimdi bir haritamı açayım. Sizinle de paylaşayım ve yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı. Hemen başlıyoruz. Evet. Şöyle haritamı bir açayım size. Siz de görün haritamızı. Peki sizinle paylaşalım şurayı. Hazırsak başlıyorum arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı. Evet. Dünyanın bu zamana kadar görmüş olduğu bu büyüklükteki ilk savaş. Ne dedik? 32 dünya devleti karşı karşıya geliyor. Daha önce bu büyüklükte bir savaşa dünya şahit olmamış. Hatta öyle bir savaş ki planlaması ta 1870'lerde başlamış bir savaştan bahsediyoruz. 1914-18 yılları arasında 4 yıl gerçekleşmiş bir savaştır. Etkileri ise uzun yıllar boyunca devam etmiş bir savaştan bahsediyoruz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda iki grubumuz bulunmaktadır. İtilaf grubu, ittifak grubu. İtilaf dediğimiz zaman anlaşma anlamına geliyor. İttifak dediği zaman ise bağdaşma anlamına geliyor. Sorularda ÖSYM genellikle İtilaf Devletleri olarak veriyor ya da İttifak Devletleri olarak veriyor. Ama ne olur ne olmaz. Efendim kaldırır anlaşma devletleri, bağdaşma devletleri derse İtilaf Devletleri anlaşma, İttifak Devletleri ise ne olarak geçer? Bağdaşma Devletleri olarak geçmektedir arkadaşlar. İtilaf devletleri dediğimiz devletlerin sayısı bir hayli fazla. Ama öncelikli olarak gruplar ilk kurulduğunda üçlü itilaf, üçlü ittifak şeklinde kurulmuştu arkadaşlar. Üçlü itilaflar kimlerdi? İngiltere, Fransa, Rusya. Üçlü itilaf grubu. Üçlü ittifak grubu kimlerdi? Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya. Üçlü İttifak grubumuz da bunlardı. Ama İtalya dediğimiz devlet daha sonra ittifak grubundan hop nereye kaçacaktır? İtilaf grubuna kaçacak. Peki bunun öyküsü nerede başlayacaktı? Trablusgarp'ta değil mi? Trablusgarp'ta yanlarına çekmeye çalışmışlardı ya Fransa ile İngiltere. O yüzden dikkatli olalım. İtalya saf değiştiren devlettir. Sonra ittifak grubunun içerisine Bulgaristan'la Osmanlı Devleti de katılacak. Ama baktığımız zaman Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Romanya, evet, bakın Rusya'yı görüyorsunuz, Fransa, İngiltere, evet, bakın Portekiz, Norveç, hatta biraz daha abartalım, değil mi? Japonya var, Amerika Birleşik Devletleri var. Birçok devlet tam 28 devlet ittifak grubunda, 4 devlet ise ittifak grubunda yer alacaktır. Büyük bir savaş, bu savaşın nedenleri de ister istemez çok fazla büyüklükte olacaktır arkadaşlar. İkiye ayırmıştık Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini. Temel sebepler ve yan sebepler, özel sebepler diye. Temel sebeplerimiz birincisi Fransız ihtilaline bağlı olarak ortaya çıkan milliyetçilik akımı. İkincisi sanayi inkılabına bağlı ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı ve ham madde ve pazar arayışının meydana getirdiği sömürgecilik yarışı. Üçüncüsü devletler arası bloklaşma ve dördüncüsü devletler arası silahlanma yarışı olacaktır arkadaşlar. Özel nedenler ise iki devlet arasında meydana gelip Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen etmenler olarak değerlendiriliyordu. Bunlardan birincisi Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren çatışması. Arkadaşlar hatırlarsanız Sedan Savaşı'nda Almanya Alsas-Loren topraklarını kimden almıştı? Fransa'dan almıştı. Fransa da Alsas-Loren'i geri almak istiyordu. Bundan dolayı bu iki devlet birbirine düşmandılar. Bu birinci özel nedendi. Almanya ile İngiltere arasında Uzak Doğu'da, Çin'de, Japonya'da sömürge yarışı vardı. Bu da ikinci önemli özel nedenimizdi arkadaşlar.
Diğer bir etmen ise özellikle Rusya ile İngiltere'nin Reval görüşmelerinde dostluk kurmaları, aynı safta yer almalarına zemin hazırlamıştı. Bu da özel etmenlerden biriydi ama bu durum Avusturya Macaristan'la Rusya'nın da Balkanlarda çatışmasını beraberinde getirmişti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla Rusya panslavizm politikasından dolayı Balkanlarda çatışma halindeydi. Zira Avusturya Macaristan içerisinde bazı Slavlıklar vardı ve Avusturya Macaristan Rusya'nın politikasından rahatsızdı. Bu yüzden Rusya'yı Balkanlarda istemiyordu. Bu da yine önemli bir savaşa etki eden etmen olarak karşımıza çıkıyordu. Tabii savaşı başlatan ana faktör ise ne olmuştur? Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ın Saraybosna gezisi sırasında Sırplı bir milliyetçi Miloş tarafından öldürülmesi bu savaşın çıkışına ne yapacaktır? Doğrudan etki edecektir. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan edecektir. Rusya Sırbistan'ı destekleyecektir. Almanya Avusturya Macaristan'ı destekleyecektir. İngiltere ile Fransa Rusya'yı destekleyecektir ve bunun üzerine de Birinci Dünya Savaşı dediğimiz savaş resmen başlayacaktır. Savaşın başlarında üstünlüğü Almanya ele alacak. Almanya ilk olarak Belçika topraklarına saldıracak ve Belçika topraklarını ele geçirecektir. Daha sonra ordusunu ikiye bölen Almanya aynı anda Fransa'ya ve Rusya'ya saldıracak. Fransa ile yaptığı Marne Savaşı'nı kaybedince buradan geri dönmek zorunda kalacak. Sonra Rus cephesinde de Moskova'ya kadar ilerleyecek. Ancak soğuklara mağlup olarak buradan da geri dönmek zorunda kalacak ve Almanya'nın Avrupa'da yükü gittikçe artacaktır. Almanya gerek yükünü hafifletmek, gerekse savaşı geniş alanlara yayabilmek için bir müttefik arayışı içerisine girecek ve bu doğrultuda kimi yanına çekmeye çalışacaktır? Osmanlı'yı yanına çekmeye çalışacaktır. Çünkü Osmanlı Devleti Almanya için uygun bir müttefiktir. Zira Osmanlı eğer savaşa girerse Rusya mecburen Osmanlı ile mücadele etmek zorunda kalır. Almanya'nın buradaki yükü hafifler arkadaşlar. Savaş geniş alanlara yayılmış olur. Osmanlı coğrafyası İngiliz sömürgelerine giden yol üzerinde bu sayede İngiltere'nin sömürgeleriyle bağı kesilmiş olur ve İngiltere savaş dışında ekonomik olarak zarar gördüğü için kalabilir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin halifesi kutsal cihat ilan ederse İngiliz ve Fransız sömürgelerinde yaşayan birçok Müslüman ayaklanır. Bu da İngiltere ve Fransa'nın savaş dışına itilmesi anlamına gelir. Bundan dolayı da Osmanlı'yı yanına çekmek istiyor. Yine Boğazlar gibi önemli bir stratejik noktaya egemendir Osmanlı. Aynı zamanda Osmanlı toprakları ham madde yönünden zengindir. Almanya ham madde ihtiyacını karşılamak istiyor. Ve tabii bir de bu büyük bir savaş insan gücüne ihtiyacı var. Osmanlı'nın da insan gücü çok yüksek. Bundan dolayı Osmanlı Devleti'ni yanına çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Tabii ki de kim? Almanya. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesi Almanya'nın işine yarayacaktır. Ama Osmanlı Devleti ne yapmış? Savaşa niye Almanya'nın yanında girmiş? Savaş başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiş. Boğazları kapatmış. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiş. Ki hemen sorumu yapıştırıyorum. Cevabı yapıştırın arkadaşlar. Osmanlı'nın tek taraflı kapitülasyonları kaldırması ya karar vermesine en fazla tepkiyi kim göstermişti arkadaşlar? Cevabı bekliyorum. Evet. Evet, bravo. Almanya. En fazla tepkiyi kim göstermişti? Almanya göstermişti. Yine Osmanlı seferberlik ilan ediyordu ki bu savaşa gireceğinin açık göstergesi. Aynı zamanda Mebusan Meclisi'ni feshediyor, tarafsızlığını ilan ederek beklemeye başlıyor arkadaşlar. Tabii Osmanlı Devleti her ne kadar da beklese de Osmanlı da şunun farkında. Bu savaş ben bu savaşa girmeden bitmez. Bir şekilde gelip beni bulacak. Bunun bilincinde olan Osmanlı devlet adamları ilk olarak Fransa ile işbirliği yapmak isterler. Fransa İngiltere'ye yönlendirir, İngiltere Rusya'ya yönlendirir ama İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmalarından yana tavır takınırlar. Hatta Osmanlı Devleti bu fırsattan istifade İngiltere'ye iki teklifte bulunur. Birincisi Mısır'ı bana vereceksin, ikincisi kapitülasyonları kaldıracaksın.
İngiltere kapitülasyon konusunu görüşebileceklerini söyler ama Mısır'ı kesinlikle Osmanlı'ya vermeyeceğini açık bir şekilde Osmanlı'ya beyan eder. Ama Osmanlı Devleti bu savaşta ciddi anlamda yalnız kalmak istemediğinden dolayı bir müttefik arayışı içerisine girer ve aslında kendisi için mantıklı olan seçeneği en sonda bulur ve Almanya'nın yanına kendisini bağlar. Neden Almanya? Bir kere Balkan Savaşları'ndan sonra zaten ki Osmanlı ordusunu Alman subaylar eğitiyordu. İttihat Terakki Almanya'da eğitim almıştı. İttihatçı subaylar Almanya'ya bir hoşgörü, bir beğeni besliyorlardı. Bu da savaşta Almanya'nın yanında girmemizde etkili oldu. Ama aslında bunlardan ziyade en önemli etki Osmanlı Devleti'nin bu savaşa girmesinin temel sebebi savaş sırasında kaybettiği toprakları geri alma arzusudur ki Almanya'nın yanında değil de İngiltere, Fransa'nın yanında savaşa girse hiçbir yere alamayacak, Avusturya ile Almanya'dan alabilecek bir toprağı yok Osmanlı Devleti'nin. Bundan dolayı da eğer savaşa girer, Almanya'nın yanında girer savaşı kazanırsa, İngiltere'den Kıbrıs'ı, Mısır'ı, Fransa'dan nereyi, Tunus'u, Cezayir'i, Rusya'dan Kars, Ardahan, Batum'u alabilir arkadaşlar. İtalya'dan Trablusgarp'ı alabilir. Bu yüzden aslında onun için de uygun şey neresi olmuş? Almanya'nın yanı olmuş ve Enver Paşa bir gece ansızın bir antlaşma imzalayarak kimin yanında yer almaya karar vermiştir? Almanya'nın yanında yer almaya karar vermiştir arkadaşlar. İki Alman zırhlısı Goben ve Breslau İngiliz donanmasından kaçarak Akdeniz'e girmişler. Akdeniz'i geçmiş İstanbul'a, Osmanlı'ya sığmışlar. Osmanlı'nın tarafsız olduğunu düşünen İngiltere bu iki gemiyi geri iade etmesini istemiş Osmanlı'dan. Osmanlı ise İngiltere'ye şu cevabı vermiştir: ben bu gemileri satın aldım. Neden satın aldım? Çünkü zamanında sana para verdim, bana iki zırhlı yap dedim. Sen de bu zırhlıların parasını aldın, zırhlıları bana teslim etmedin. Ben de onların yerine bu iki gemiyi satın aldım. Bunların bayrakları Türk bayrağı, isimleri de artık Goben Breslau değil, Yavuz ve Midilli şeklinde isimlerini değiştirdik. Tabii isimlerini değiştirmek, bayrağı değiştirmek yetmedi. Mürettebat Almandı. Alman mürettebatlı bu iki gemi bir gece yarısı Karadeniz'e açıldılar ve biri doğrudan Rusya'nın Odessa limanını, diğeri Sivastopol limanını bombaladı ve Osmanlı'nın durduk yere yaptığı bu iki önemli eylem Rusya'yı harekete geçirdi ve Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Böylelikle Osmanlı Devleti resmen savaşa girmiş oldu arkadaşlar. İşte Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'nın girişinin öyküsü de bu şekildedir. Osmanlı savaşa girince tabi doğal olarak da arkadaşlar Osmanlı Devleti bir takım cephelerde savaşmak zorunda kaldı ki bu cepheleri de önümüzdeki hafta artık işleyeceğiz. Çünkü saat 6'da benim yeni dersim başlayacak arkadaşlar. Şimdi sizden tek ricam var. Ben size grubumuzdan tarih soruları akşam göndereceğim bu konuyla alakalı. Bunlar sizin ödevleriniz olacak arkadaşlar. Bunları muhakkak yapacaksınız. Bunları yapmanız yeterli değil benim için. Günlük raporlar istiyorum sizden. Yaptığınız çalışmalarla ilgili grubu muhakkak takip edin. O grubu çok aktif kullanacağım ben arkadaşlar. Sorunuz olursa diğer gruplardan ziyade KPSS tarih grubuna tarih sorularını gönderirseniz çok daha iyi olur arkadaşlar. Ben cevap veririm. Saat 12'ye kadar, her ne kadar da 7.30 sonrası göndermeyin desem de artık genişlettim. 12'ye kadar gönderebilirsiniz. Gece 12'ye kadar sorularınızı cevaplarım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sizden ricam bu çalışma temponuzu asla bırakmayın. Muhakkak bu sıkıntılar bitecek. Yüz yüze dersleriniz yeniden başlayacaktır. Bugün katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. Haftaya aynı saatlerde görüşeceğiz ve haftaya hazırlık dönemine kadar getireceğim arkadaşlar konuları. Bilginiz dahilinde olsun. Önümüzdeki hafta hazırlık dönemine başlamayı düşünüyorum. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemine başlayacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinizle sonradan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.